Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milli gururumuz olan Bayraktar TB2 siyahımızın özelliklerini kısa ve öz bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir Karabağ sorunu var ve şu anda bu iki ülke savaş içerisinde. Azerbaycan Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarını artık geri almak istiyor ve bunun için Ermenistan'a resmen savaş ilan etmiş bulunmakta. Ve bu yüzden bolca Bayraktar TB2'ler kullanılıyor Azerbaycan'da. Yani Karabağ almak için çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar arkadaşlar birçok insana soruyordu zaten isterseniz başlarım Bayraktar İnsansız Hava Aracı Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan keşif, gözetleme ve hedeflerin etkisiz hale getirmesi ihtiyacı doğrultusunda savunma sanayi müsteşarlığınca üretilmekte olup İHA üretimi Baykar Makine tarafından yapılmaktadır. Orta irtifa ve uzun menzili yani Male Medium Altitude Long Endurance sınıfı İHA konseptine uygun olarak geliştirilen taktik insansız hava aracı sistemi milli ve özgün tam otomatik uçuş kontrol özellikleri 3 yedekli uçuş kontrol sistem mimarisi Özgün seyir sefer ve sensör füzyonu uygulamaları ile dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede gelişmekte olan keşif ve gözetleme araçlarından birisidir. Bayraktar İHA sistemi 24.000 fit operasyonel uçuş irtifası, 24 saat uçuş süresi, 150 kilometre havalaşma menzili, 70 knot seyir hızına sahiptir. 12 metre kanat açıklığı ile 650 kilogram maksimum kalkış ağırlığı ve 55 kiloda faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanılmakta olan Bayraktar TB2, MAM ve mam L mühimmatları ile UMTAS füzelerini kullanabilmektedir. İlk olarak 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27.030 fit irtifaya çıkmış, 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen uçuş testinde ise Tam yükü olarak 18.000 feet irtifada 4040 kilometre yol kat ederek 24 saat 34 dakikalık uçuş gerçekleştirmiştir. 17 Aralık 2015 tarihinde 2 adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü şekilde yapılan atış testinde %100 isabet ile hedeflere vurabilmiştir. Burası önemli arkadaşlar. %100 isabetle gerçekten harika bir silah olduğunu bizlere gösteriyor. Balkan Savunma RG ekibi tarafından yani araştırma ve geliştirme ekibi tarafından arkadaşlar askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Balkan Bayraktar TB-2 Türkiye'nin tüm altyapısı Türkiye merkezli üretilmiştir. Sistem 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen pençe operasyonlarında Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı hareketlerde ve ikinci Libya iç Savaşı'nda aktif olarak kullanılmıştır. Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan ordusu, Katar ordusu ve Ukrayna ordusu da bu sistemi kullanıyor arkadaşlar. Yani sadece Türkiye'de kullanılmıyor tabii ki de. Türkiye dışında Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da da bulunuyor arkadaşlar. Azerbaycan'da 6 adet ihraç edilmiştir. Katar'da ise yine 6 adet ihraç edilmiştir arkadaşlar. Ukrayna'da ise toplam 12 tane sipariş edilmiştir arkadaşlar. Şu anda 6 tanesi kullanımda, diğer 6 tanesi ise hala siparişte. Peki Bayraktar TV2 siyahımızda kullanılan motorun özellikleri nedir arkadaşlar? Öncelikle motorun adını söyleyeyim. Adı arkadaşlar motorun Rotax 912 ve 100 beygirli bir gücü bulunuyor arkadaşlar. İçten yanmalı enjeksiyonlu motor. Temel uçuş performans kriterlerine baktığımız zaman arkadaşlar 18.000 feet operasyonel irtifada bulunabiliyor ve 27.000 feet maksimum irtifaya kadar çıkabiliyor. 27 saat maksimum havada kalış süresi de bulunuyor arkadaşlar ve tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi ile birlikte geliyor. Aynı zamanda yer sistemlerine bağımlı olmadan tam otomatik iniş ve kalkış özelliğine sahip ve GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyri sefer özelliği bulunuyor. Gelişmiş özelliklerine bakacak olursak tam otomatik seyir ve rota takibi özelliği, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği, tam otomatik taksi ve park özelliği, yara otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli YKI sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri ve özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri. 4 adet lazer güdümlü akıllı kendi mühimmat taşıyabiliyor arkadaşlar ve değiştirebilir EOR, LC ya da çok amaçlı ASA radar kullanılabiliyor ve yakıt kapasitesi ise arkadaşlar 300 litre ve benzin kullanıyor. Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar, Roketsan MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonu ile birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 siyah, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve 4 akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2 hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör ve vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini de ön planda tutar. Şu anda bu okuduğum bilgileri arkadaşlar Baykar Savunma'nın sitesinden bulabilirsiniz. Baykar gerçek zamanlı görüntü aktarma sistemi, savunma sanayine gerçek zamanlı görüntü aktarma ve arşiv yönetimi çözümleri sağlamaktadır. Baykar gerçek zamanlı görüntü aktarma sistemi yani kısaca BGAM, yüksek çözünürlüklü, gecikmesiz canlı yayınların aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yetkilendirme dahilinde izlen indirebilmesine olanak sağlar. BGAM web tabanlı bir uygulama olup kullanıcıların canlı yayınları ağ içerisinde veya mobil uygulama ile internet ağını kullanarak tabletler üzerinden güvenli bir şekilde izlenmesini sağlamaktadır. Bütün canlı yayınlar sistem tarafından otomatik olarak 30 dakikalık dosyalara kaydedilir. Kullanıcılar canlı görüntüleri izlerken sistem üzerinden notlar alabilir. Bu notlara birden çok etiket ekleyebilir. Bu notlar ve etiketler ile arşiv videoları üzerinden arama yapabilirler. Bu notlar ile görev transkripti oluşturabilir ve dışarı aktarabilir. Arşiv dosyaları tarihe ve meta verilere göre Canlı ve arşiv görüntülerini olan erişimin güvenliği için sistem otomatik olarak geçici şifreler kullanır. Bu sayede görüntü sonucusuna olan erişim daha güvenli hale getirilir. Canlı yayın görüntüleri ve arşiv görüntüler üzerine kullanıcı adı veya cihaz bilgisi fiziksel olarak kaydedilir. Görüntü aktarma sistemine entegre edilebilecek opsiyonel bir mobil çözüm sayesinde canlı yayınlar Windows platformuna sahip mobil cihazlar üzerinden de izlenebilmektedir. Yüksek güvenlik seviyeli ağda bulunan yayınlar mobil cihazlara uçtan uca kriptolama ve tek yönlü veri transferi yani dio çözümü olarak da alınmaktadır. Yöntemi aracılığı ile güvenli şekilde aktarılmaktadır. TB2'de aynı zamanda NATO Speak, ICE 3 Shelter özellikleri, telsiz sistemleri, dahili iç konuşma sistemleri, ayarlanabilir kule çalışma hızı, pilot konsolu, faydalı yük operatör konsolu, görüntü kıymetlendirme konsolu, rak tip kabinetler, güç sistemleri filtreler, güç kaynağı birimleri, askeri tip 2 adet klima ünitesi ve NBC filtrasyon sistemi bulunuyor. Bayraktar TB2 yer kontrol istasyonu ise Baykar Mobil Yer Kontrol İstasyonu, Bayraktar TB2 platformuna ana üst bölgelerden uzak ileri üstlerde kontrol etmeyi sağlar. Mobil YKI yani yer kontrol istasyonu üzerinde bulunan güçlü haberleşme antenleri Bayraktar TB2 İHA'lara mevcut bölgelerinde iniş ve kalkış imkanı vererek uçuş menzilini genişmektedir. Yani arkadaşlar lafın kısacası bu Bayraktar TB2 milli ve yerli siyamız hem Libya'da hem Suriye'de hem de şu anda Azerbaycan Karabağ'da aktif etkin ve güçlü bir şekilde rol alıyor arkadaşlar. Havayları birazcık takip ederseniz zaten görüntülerden videolardan falan falan görürsünüz. Azerbaycan ordusu Ermeni askerlerini bu şekilde yok ediyor. Ermenistan'da bunlara hiçbir şey yapamıyor. Hatta arkadaşlar Rusya'nın e S-300 hava savunma sistemlerini bile yok edebilecek kadar güçlü. Bunu da bizzat Karabağ operasyonunda gördük arkadaşlar ve görmeye de devam ediyoruz. Birçok tankı, zırhlı aracı, Ermeni unsurlarını, taburu, alayı ne varsa her şeyi yok edebilecek kapasiteye sahip arkadaşlar. Ve bu yüzden de Bayraktar TP2 Siyamız ülkemizi ve bizi gururlandırmaya devam ediyor ve başarılara her gün bir yenisini daha ekliyor arkadaşlar. Bu arada bilim maliyetinden de son, söz edeyim son olarak arkadaşlar. 4 milyon dolar bir birim maliyeti bulunuyor. Tabi bu 2016 rakamı. Şu anda 2020'de ne kadar henüz bulamadım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenirseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda sizlere Instagram hesabımı da bekliyorum. Videonun açıklama kısmında Instagram hesabımın linki var. Orada da çok anlık sıcak gelişmeleri haberleri paylaşıyorum arkadaşlar. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Haberlerden geri kalmayın. Farklı videolarda da görüşünceye dek hoşçakalın.